Biz bunu eskiden pinpon oynamak için içerdik. Yani pinpon topu bulmakta çok zorlanırdık. O zaman yani birer ejder kanı içelim, sonra kutuyu keser. Bizi buluruz derdik yani. Evet, dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Değerli dostum, Ete Onduk, ben Kaan Çaydan. 2024 yılının ikinci nüshasında sizlerle birlikteyiz. Gerçi 2024'ün Şubat ayında bir nüsha yapıldı. Resmi sistemimizde Allah Allah. Bulunmakla birlikte. İlk defa sizden duyuyorum böyle bir itham. Evet, ben official sistemimizin hacklendiğini düşünüyorum. Açıkçası. Olabilir. Yani çok saçma yani. Biz hendeklenmiş de olabilir. Hendeklenmiş de olabilir. Yani. Hendeklenmiş de olabilir. Bugün ilk üzerime atan itham, yok efendim ben önde gelen reislerin, başkanların çakmaklarını çalıyormuşum. Hadi canım sen. Yok efendim, ben bu yaşıma tesadüfen gelmedim yani. Belli canım, o belli. İlk şey, ilki hırsızlık. Evet. İkisi, ikincisi gasp. Bir şey daha vardı. Münakaşa. Ya da müşakere. Müşahede. Ya müşahede. Mesela dedim, benim karakterime uygun olmayan şeylerdir ama itham beni oyundan soğuttu. Sonuçta maliyetini aldın mı sen? Yaklaşık 8 katını. Ya o zaman burada bir... Ne müşahede edecek ne de münakaşa edecek. Yok canım, ben lafı gelişi söylüyorum, yoksa bunlar yani, çekemeyenlerin şeyi. Yani hazımsızlık. Hazımsızlığı bence çekemeyenlerin şeyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi gördüm sizi. İyiyim. İyiyim. Günaydın. Yani. Ama fena değil yani. İyiyim, idare ederim. Evet. Bir çorbam içilir. Senin helvan da yedir. Ben sana helvamı kaç defa yiyeceksiniz yani? Siz de insan. Helva sever misin sen? Ben sevmem. Helva yenilir bir şey mi sen? Yenilir, yutulur bir şey mi yani? Yani tahin helvasından bahsediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah, tahin helvası. Ben yemem. Bayağı irmik helvası yani. Yok, ölümlerin ardından kavrulan. Yok, ben yemem. Sen kavrulan şeyleri de sevmiyorsun bildiğim. Sen kavrulmayı da sevmezsin. Şimdi orada bir şeker yanması olayı var. Evet. Bence çok önemli bir olay. Karamelizasyon. Aynen. Kremelizasyon. Benim şeyime uygun değil. Siz ne diyorsunuz ona? Beslenme alışkanlıklarını. Ya da evet, beslenme döngüsü şeyime ters. Bende o yok, bende o çalışmıyor. Geçmiş olsun abi ya. Geçti. Geçmiş olsun. Yani. Geçti. Geçiyor yani. Ama bu yaşa gelmişsin. Ya yani. Yani, evet, bu yaşa gelmişsin. Sizin? Benim helvam yenir. Yani... Yok, ben çok yedim de yani İzmik helvasıyla mesela aranız nasıl? Yok. Aram yok. Bir un helvası yapılırdı biz. Çocuk hatırlarsın. Korkunç. Yokluk yıllarında. Korkunç. Dolayısıyla benim oradan büyük ihtimalle bunu un helvası. Ocakta kavrularak pişirilen helvalara. Un helvası, un çorbası. Un çorbası. Heh. Domatesin bile olmadığı yıllarda. Domatesli un çorbası, sözüm ona. Sözüm ona. Un helvası, un kurabiyesi gibi bir felakettir yani. Evet. Ama yani ölünün ardından kavrulan irmik helvası. Aram yok, ben onun içinde eski yıllarda çam fıstığı olur. Çam fıstığı. Evet. Tabii yani. İşim oydu yani benim. İyiymiş, güzel iş. İyi işti. İnce iştir. Daha tabii. Çünkü irmik helvasının rengiyle karışır.
karışır, ayırmak zor. Benzer bir bal rengine dönüşür. Şey yapar. Karamelizasyon sonuç itibariyle. Karamelizasyon. Doğru. Bundan yıllar önce kısa boyuna rağmen ileri olan ve yani orta büyüklükteki meme yapısına rağmen adeta iki bir Yunan heykelinin ardını hatırlatan ardını evet kalçaları olan bir hanımefendiyle çıktığım bir seyahati hatırlatır bana Çamsakız. Yani şimdi insan hafızası, insan dediğim için kusura bakmayın, öyle anlatmanız lazım. Öyle algılıyorlar. İşte halka mal olmuş bir radyo şovunun spikerleriyiz. Spikerleriyiz evet. İnsan hafızası ve hafızayla... hatıralar diyelim. Günün sonunda bence önemli yeri burası. Sizi yükselmeye motivasyonunuz varken yani pozitif bir şey bu. Bazen hani şu ihtiyacı şunu yeterli olduğunu düşündüğüm zamanlar olmuştur tabii. Kaç yıl oldu? 400-500 yılı buldu. Benim ilk doğumum. İlk doğumunuz? 1600'lerin ortaları. 400 yıla yakın. 400 yıla yakın. 400 yıla yakın. Tabii çok şey birikti. Yani çağlar değişti. İmparatorluklar yıkıldı. Para birimleri değişti. Para birimleri değişti. Neyse ki altın hala altın kıymetli. Hala da geçerli. O yıllardan bugüne hala da geçerli olan iki değer var. Bir tanesi altın, bir tanesi de sistem. Yani sırf o anıları tekrar canlandırarak, tekrar yaşayarak, yaşamanın bile yeterli olabileceği bir yaşamsızlık noktasına geldiğimi hissettiğim zamanlar, bunun çok iyi gelebileceğini, yani bunu yapmak istediğimi düşünebilecek kadar aciz duruma düştüğüm günler oldu. Benim. Estağfurullah, yani bu çok güzel bir... İşte gene o demin söyleyeceğim yere, o hafıza ve hatıra neyse anı ya da bir an saptı, sabitlenmiş an şeyi. Ha. Ne götürdü? Karakteri. Ya çok uzun şeyimiz olmadı, muhabbetimiz olmadı ama yani bir iki içmişliğiniz vardı. Geldi. Ve karakterleri tam o sizin anlattığınız bu Victor Sarayan'dan mı bahsediyoruz? William Sarayan. Ya onu tam Sarayan'dan Victor, bizim Victor'ları şeyimiz oldu. Bir de Victor Pelevin'le bir kısa bir dönem bir iş ortaklığımız olmuştu. Bırak, o sayılmaz, o çok kısaydı. Bırak bu işleri demiştim. Yani. Vakti bırakacak gibi değil. Ben dönüyorum dedim. O gün, bugündür de hiç şey olmadı yani. Fırsat olmadı. Ölmüştür o. Olabilir. Ölmüştür. Ya
sonuçlar. Her ölümlü ölür. Her ölümlü ölür yani herkesin tekrar doğacağını şey yapamayız. Yapamayız. Yani ölüm ölümlülere ait bir ayrıcalıktır bence. Yani hep böyle düşündüm. Kıskandım. Evet. Defalarca ölmeye çalıştım. Evet. Ama yaşam da ölümlere ait bir ayrıcalık. Ayrıcalık. Şimdi bunu anladıkları zaman eyvah. Bu egzistansiyelist şeyden çıkmış olacaklar ama anlatamıyorsun. Ya. Ben bizim Can Solpart'a da bunu çok anlatmaya çalıştım. O geldi sen benim benim hanımımla bilmem ne mi yapıyorsun? Tövbe kardeşim sen Fransa'dayız ne yapacağım? Ayrıca ne yapacağım? Ne yapacağım? Neydi o kızın ismi ya? Simon muydu? Yok. Ha, evet davranışçı. Simon Behavior. Ben severim. Yani severdim. Ben de çok sevdim. Severdim. Özellikle şeyini severdim. Zamanında. Çok iyi ay çöreği yapardı. Evet. Mutfağını severdim diyecektim ben de. Mutfağını verici bir şey. Çünkü yani kötü olanlar yani kötü olanlar travmaya dönüşüyor zaten. Bir tür travma bırakıyor. Ve dolayısıyla hep iyi olanları hatırlama meylinde oluyor. İnsan belki o yüzden bir huzur vaat ediyor onun insanın geçmişin ve geçmişteki o yüksek anlarıyla şey yapıyor. Siz seks yapıyor musunuz? Yapar mısınız yani? Seks derken? Ya münasebet. Cinsel münasebet. Yok. Baya şu ara benim midem alır. Yani özellikle karşı cinsle. O zaten hani. Yani. Hadi yapayım dedim. Mesela bir, iki, üç. Üçü iyi vardı yani. Üçü iyi. Yani üç iyi. Üç iyi canım üç. Üç iyi de ondan sonrası mesela yani artık yani, yani düş yakamdan. Çok güzel. Şey. Bir de ayrıca da hakikaten bunlar bir yerden sonra benim hakikaten midem bulandırıyor. Dengeni de bozar. Dengeni de bozar. Benim dengem bozuk zaten. Onu fark ettim sen yürürken fark ettim. Hayırdır bir şey mi oldu? Ya böyle doğmuşum annem öyle söyledi. Sen zaten dengen bozuk doğdun. Geçmiş olsun. Terazi burcuyum ben. Geçmiş öyle olsun. Ayarlamaya çalışmışlar. Geçmiş olsun. Ama işte. Ama bugünlere geldin yani. Sonuçta buradayım. Ben buradayım. Siz de gayet iyi görünüyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederim. Ben kurucacık beslenmesine geçtim. Çeşitliyorum tabii. Nane? Nane. Bazen Batı Balıkesir bölgesi erken sızması. Bazen. İşte bazen nane. Bazen çok hafif sarımsak. İyi. Bazen hiç sarımsak. Sumak denediniz mi? Hiç yakışıyor mu? Sumak çok yakışır. Güzel. Çok yakışır. Güzel. Ama çok sık değil. Bazen yakışıyor. Tabii. Yani. Her şey gibi. Mesela üç defa üst üste sumaklı kuru cacık yediğinde bu ne diyorsun? Yani? Yani her gün yenmeyecek şeyler var. Var. Bu hayatta. Ama memnunum ben yani. Yani. Evde ne varsa olmuyor. Yani. Evet dinleyenler, Kalbanlar Kulübü burası. 2024-2. Nüsra'da değerli dostum Mete Onluk. Ben Kaan Çaydamlı. Sizlerle birlikteyiz.
Acı Badem Standart FM Acı Badem testinde yeni stüdyomuzdayız. Bugün stüdyoda bu nüshada bir başka değişiklik daha olduğu için evet. Dünden konumumuz farklı ama bunu siz nereden bileceksiniz? Yani nasıl bilebilirsiniz? Nasıl bilebilirsiniz? Yani tarif etmek lazım. O da çok hakikaten sıkıcı olur. Ama öyle tahmin ediyorum ki bir ya da iki hafta içerisinde YouTube'dan canlı yayına geçeceğimiz için tarif etmemize de gerek kalmayacak. Ben bir sefer burayı manzarayı verdim. Nasıl? Bu çok iyi. Bana çok ferah geldi. Yani açı da çok şey ya, bizim bakış açımız da iyi geldi bana. Bu gece saygıdeğer dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün belki yıllardır takip edenleri var aranızda, belki bize yeni katılan dinleyici. Derin konular yani, iki saat içerisinde nasıl yapacağız ama belki bir yerinden tutmaya gayret edeceğiz. Bize canlı yayında konuk olmak için Standart FM'in Instagram sayfasından, yani fm.standart Instagram hesabından bir direkt mesaj, doğrudan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Tabii ki telefon numaranızı, mümkünse adınızı, yani gerçek adınızı. Yazıyorsanız. Evet, teşekkür ederiz. Dolayısıyla bu şekilde sizi tekrar toparlarız. Evet, tekrardan kastınız sizi geri arama şansımızdı. Anladım ben onu. Herkes de anlamıştır. Sevmem, kötü Türkçe kullanmayı sevmem. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece 2024-2 ne oldu Nisa'da, Acı Badem yeni merkez stüdyoda canlı yayındayız şu an. Hattımızda bir dinleyicimiz var, Hasan Ahmet Afyon'dan arıyor bizi. Afyon'dan. Hasan Ahmet, soyadın Ahmet değil değil mi? Yok. Soyadın Kamış. Ben... Öyle zaten. Bizim sesimiz derindir biraz. 400 yıl olmuş. Ama benim lakabımı söylemediniz yani. Orada darıldım biraz. Kamış değil mi işte? Kamış dedi. Yok. Hasan Ahmet. Hasan Ahmet Kamış. Kamış bir kere ince bir ince duygusu veriyor. Bir bambu türü olması lazım ya. Yani kalın bambular biliyorum ama kamış deyince mesela ney de gelmiyor aklıma benim yani. Ney kamıştan mı yapılır? O konuda bir bilgim yok ya. Abi kamış mı derler? Yani ney?
ne o, kamıştan yapılmış saz derler. Yani dere kenarı, göl kenarında olur. Onlara saz derler. Kamış demezler. Evet. Dolayısıyla kamış, yani saz zaten bir taraftan da yani bağlamanın ismi değil mi diyor o ya? Tabii ki. Hayır, değil. Sazlık dediğimiz zaman o şey gözümüzün önüne gelir. Evet. Sanki mısır tarlası gibi dere göl kenarındaki o bölüm sazlık dediğimiz. Onların her biri sazdır. Evet. Saz aynı zamanda her türlü ne diyelim ona, topraktan çıkan. O değil abi, müfettat. Sadece bağlamaya değil. Topraktan çıkmayan ne olur abi? Abi güzel insandın hakikaten Hasan Ahmet, bir saniye. Güzel insan. Allah sizden razı olsun be. Yani her seferinde aynı şeyi söylüyorsunuz gerçekten. Son cenazen çok kalabalıktı. Hadi be. Öyle böyle değil. Ya. Çok iyiymiş be. Gerçi ben gelmedim. Ben de duyduğum kadar. Hasan Ahmet bir sakin ol ya. Sakin olamam abi. Karşımda siz varsınız yani. Estağfurullah. Çok şey, büyük insansınız. Estağfurullah. Afyonkarahisar'la ilgili iki soru soracağız sana. Evet. Bir. İlkini ben sorabilir miyim abi? Tabii. Nasıl? Afyonkarahisar iyi mi? Hala. Bıraktığımız gibi mi? Hala bıraktığınız gibi abi ya. Hiçbir değişiklik yok. Bu iyi. İyi. Bir an, sıkıcı bir an. Bu iyi. Evet. Peki Karahisar yani Eskişehir'den Afyon'a doğru gelirken o ara yolda geçtiğimiz yer değil mi Karahisar? Yok, evet, değil. Bir nevi bir yol güzergahının uğrama noktası, bir dinlenme tesisi olarak geçiyor bizim orası. Peki Karahisar ayrı bir belde bildiğim kadarıyla, niye Afyon Karahisar demişler? Yani anladım. Bu şey gibi mi yoksa Budapeşte dedik gibi bir arkadaşım için bak dedi, burası Buda dedi. Ha, Budapeşte. Burası da Peşte dedi. Ha dedim, anladım, burası Budapeşte yani. Budapeşte. Onun gibi mi oluyor yani Afyonkarahisar? Öyle oluyor ama Afyon'un yani, patlama meselesi şöyledir Hasan Ahmet. Hı-hı. Eskiden dervişler oruç tuttukları için Afyon'u kağıda sarar, şeyde yutarlarmış, sahurda. Birkaç, bir de onun zamanlamasını ayarlamak için bir kağıt, birkaç iki kağıt ve üç kağıt. Şimdi üç kağıt zaten oradan gelir. Üç kağıt da oradan gelir. Dolayısıyla mide asidiyle işte önce tek kağıda sarılı Afyon patlar ve dolayısıyla oruç bozulmazmış. Yemediğin gibi. Tabii. İkindiye doğru da işte yani çift kağıt. Öğlen ikindin arası çift kağıt. En son ikindiden akşama doğru da üçüncü kağıt artık mide asidine dayanamayıp. Tabii o zamanlar böyle GDO'lu şeyler yok. Kağıt dediğimiz şey bayağı organik malzemeden yapılıyor. Direkt akşam mesela üçüncü kağıdı ben hatırladığım kadarıyla Amir, yani eğer doğru sararsan hakikaten saat böyle 4 gibi 4:30 gibi patlardı. Böyle bir yani tam şey zamanı, böyle bir de gölgeliğe falan hafiften şey yaptıysan, uzandıysan sonra zaten iftar olurdu. Zaten aşırı bir acıkma var. Dolayısıyla yani Afyon patlaması oradan gelir abi. Sen biraz yanlış anlamışsın. Henüz Afyon'un patlamadığı da oradan. Evet, Afyon'un patlamadığı da oradan. Yani biraz git başımdan yani. Asabi olursun yani, Afyon'un patlamadığı daha yani. Ya bir patlasın da kendimize gelelim der. Tabii. Kaç yaşındasın sen maşallah? Belli. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz böyle. Ahmet, çok teşekkür ederiz bizi aradığın için.
İlk 18 zordu benim için de. Yani çok fazla beklenti, çok fazla kaygı. Ha, kaygı, kaygı. Beklentiden oluşan kaygı. Ha, beklenti kaygı yaratıyor. Yani zormuş be. Sizin şey mi? Hangi jenerasyon sizin? Ya bizim... Bizde jenerasyon yok yani, bir jenere olamamışız biz. Daha çok develope olmuşuz ama yani literatüre baktığında bize kayıp kuşak diyor. Kayıp, lost generation. Lost generation diyorlar. Ama yani benim tabii işim olmaz lost generation. Ondan sonra bir X tayfası çıktı. Boğuntulu moğuntulu tipler ama sıkıntılı. X'in şeyiydi onlar. Öncüsü işaretini vermişlerdi. Evet, evet. Sonra Y geldi. Sonra Z geldi. Şimdi tekrar A'ya dönüyorlar ama yani bana sorarsan ben hangi kuşağa dahilim diye sorarsan her kuşağdan. Benim daha çok yani çok tabi literatürde çok yer almış bir kuşak değil ama yani kuşağı üyesi olarak bir de kırmızı kuşak var, gelinler bağlıyor onu. Geçen gün sordum ben psikoloğuma, dedim bu yani şeyde, gelinlikte kırmızı kuşak takmak ne manaya geliyor? Yani çünkü benim bildiğim kadarıyla hiçbir uzak doğu şeyinde, dövüş sanatında kırmızı kuşak yok. Yani kahverengi var, siyah var. Belki mor vardır. Yeşil falan var. Yeşil olabilir. Ama kırmızı kuşak yok bildiğim. O dedi bakire gelin şeyine. Dedim bu hamile dedim. Yani bu kadın dedim. Yani bu soruyu sormama Müge Anlı seyrediyoruz. Ha. Çorum'da çok şey leziz bir cinayet meselesi var. Allah Allah. Allah. Onu tetkik ediyoruz. Şimdi benim hanım, senden iyi olmasın. Ha. Bu konulara çok meraklı. Allah Allah. Dedim yani bu dedim herhalde Meryem bu. Virgin Mary. Ha, Virgin Mary bu herhalde dedim. Yani hem kuşak var, hem hamile, hem evleniyor. O dedi öyledir dedi. Sen şey yapma dedi. Çok kafanı bulandırma dedi. Yani. Şey yapma dedi. Sen devam et dedi. Yaptığın şeye devam et dedi. Dedim bir şey yapmıyorum ki yani. Yani ne yapıyorsam senin için yapıyorum ben. Vah. Ve yani bunun da yani farkında olmadığımı da sanma dedim ama dedim işte yani. Sen bunları bila ücret mi yapıyorsun abi? Ben merak ettim. Yani kuru çocuk. Yani karın topluluğuna diyebilir miyim? Karın topluluğuna evet. Vay be, dünyanın çivisi çıktı. Çıktı. Eskiden böyle miydi aslında? Yani. Önümüze neler sererlerdi ya. Benim kaşem mesela $700, $750 artı KDV ajans komisyonunda. Full mü? Yani. Yeter. Vay be. Nereden nereye be? Ama bence bir güncelleme zamanı gelmişsin. $700 yani. Dolar da tık yok. Dolar epeydir sayıyor değil mi? Epeydir sayıyor yani bence. Dolar bazında bir şey yapman lazım. En son endekse baktığımda da hala da 3'lerin altındaydı yani. Fakirleştik. Allah'tan bir akarımız var. Yani. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi.
Evet sen dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Değer dostum Meta Unduk, ben Kaan Çaydamlı. 2024 ikinci Nüso'da Standart FM Acı Badem Merkez Stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün gerçekten üç önemli mesafe kat ettik. Yani daha ne yani? Kırmızı kuşaktan girdiğimiz şeyden. Ne? Değerli dinleyenler, yaklaşık bir saat kadar daha. Bir de insanın menajeriyle yapmaması lazım. Şimdi zaten menajerleri birbirine karıştırmamak lazım dediğinizde bir durdum. Çünkü benim iki bayan menajerim var. İşte ikisiyle şey yapmak. Birinin adını söylüyorsun, birinin adını söylüyorsun. Felaket yani. Ya da mesela hangisi sağımda, hangisi solumda? O da karışıyor. O çok karışıyor. Çok karışıyor. Ama şey bunlar. Ama bunlar. Ama ikiz galiba senin. İkiz. Tabii ki ortada. Ona bakmadım. Ben bak. Vallahi afiyet olsun yani. Öyle diyorsanız öyle. Tek mi? Tek yumurta dedim. Siz tek yumurta. Maşallah dedim. Tek yumurtadan çıktı. Maşallah yani gerçekten. Bir de yani hakikaten yumurta gibi yani. Şimdi maşallah. Şurada maşallahları da var. Tebrik ederim bu arada. Tebrik. Çok iyi menajer. Management'ları çok iyi. İyi seçerim. Mesela pazardan peynir alırken de şeyimdir. Çok önemli. Tadına bakarım. Tadına bakmadan hiçbir şey almam. Bak pazardan peynir seçemeyen insan evlenmesin kardeşim. Evet. Evlenmesin yani. Evet. Yani sen demek ki zaten seçmeyi bilmiyorsun. Evet. Şimdi evleneceksin. Peynirli menemen olur mu? Olmaz. Düşün. Düşün. Evet. Yani peynir o kadar hassas bir şeydir ki menemeni bile bozar. Bozar. Sen yani peynir almayı bilmiyorsun. Bir doğru peynir adamı bozar. Hı. Mideyi de bozar. Çünkü bazı peynirler sadece aromatik yapıları gereği çok dengeli kullanılmalıdır. Bazı şeyler dinlenmeye gelir, bazı şeyler dinlenmeye gelmez. Gelmez. Konumuz adı üstünde yani. Taze peynir. Dinlenmemiş. Ama dinlenmiş peynir o yani apayrı bir konu. Şimdi bakıyorum şurada mesela yürüyen Johnny var siyah. Mesela 12 yıl dinlenmiş bu. Bakayım. Belli yani. En az 12, en az 12 yıl var. Nereden geldi bu? Bizim böyle şeyler yani içmezsiniz. Şey yok canım, ne içeceğim bu şey. Şey açmak için. Ses telleri gevşetsin, şey yapsın diye bizim likit pastil dediğimiz bilmem şey. Anımsar mısınız, Manisa Betlik vardır. Hayal mi öyle hatırlıyorum? Hiç böyle yok. Hiç böyle yani. Denk gelmiş. Dünyanın neresindeyse. En son Texas'ta bir havuzun başında elinde bir likit şey boğaz pastili. Çok etkilidir likit. Gönderiyor. Yani iyi demek. Buyurun. İyi demek. İyi yani. Ya herhalde. İyi o zaman. En azından hayatta olduğu belli. Belli. Ya bu hayat yani sonuç. Çünkü biz onu hep söyleriz yani, eğer yaşıyorsa görünür. Yani. Buyurun görüntüsü. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var, Rıdvan. Allah Allah. Rıdvan. Evet. Merhaba inanımlar. Merhaba. Biz sana en son ne lakap takmıştık?
Bana en son ne atmıştınız Amir? Ne lakap takmıştık sana? Amir, ben geçen perşembe çok sağlıklı katılamadım. Biz konuşmadık ki zaten geçen perşembe. Konuşmadık ki. Konuştuk. Hacı niye sarhoş oluyorsunuz kardeşim? Geçen perşembe. Hani konuşmadık. Mukaddes gün. Yani, perşembe günü yani. Sen kendi kendine konuşuyordun. Büyük ihtimal. Galiba ben çok sarhoştum. Hatta yani böyle listede önümüze düştü. Dedim bu çok sarhoştur şimdi bunu aramayalım. Bunu aramayalım dedim. Evet hatırlıyorum. Olabilir. Ben kendi kendime de konuştum galiba. İlk yayınlanan şeyine baktım. O yayını da bulamadım internette. Ya. Galiba yayın da yoktu. Yayın yoktu. Ne yapıyorsun? Maç zamanında. En son bir terk edilmiştin diye hatırlıyorum. Sonra? Paket mi? Şu anda durum ne? Şu anda durum bugün karşı karşıya çalışıyoruz. Beni gördü ve enteresan. Seks yapmıyorsunuz yani artık. Buradan bunu anlıyorum. Yaklaşık. İyi var ya o. İyi iyi. Yani çok sıkıntılı bir şey. O da çok tatsız bir andaydı. Merdiven boşluğunda seks yap. Oo. Yani bina kaç yıllıktı? Yani bina yaşı neydi? Oh felaket felaket. Deprem öncesi gibi hareketler. Yani 98 öncesi binaların merdiven boşlukları hakikaten yani. Ya merdivende bir zelzele oldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Hiç kolay değil yani bu şeyleri yaşamak. Kendi şey. Acaba adam yeni merkez. Stüdyoda canlı yayındayız. Gece boyunca bize bir Instagram mesajı, bir direkt Instagram mesajıyla ulaşabilirsiniz canlı yayında. Konuğumuz olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Standart FM'in Instagram hesabına bir mesaj atmak. Lütfen bu mesaja adınızı, telefon numaranızı, bizi nereden dinlediğinizi yazmayı unutmayın ki size ulaşalım. Instagram hesabımız fm.landart. Teşekkür ederim. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuğumuz şovumuzun ikinci yarısına başlamış durumdayız ve epeyce de yol aldık. Özellikle şov kısmında. Şüphesiz. Yani bayağı yani daha fazla ne konuşulabilir diye hakikaten düşünmeden edemiyorum. Ama yani eğer hayattan bahsediyorsak tabii ki ölümden de bahsetmek gerekiyor ki bahsettik. Yani evet. Ölüm ölümlülere has bir şey. Evet. Dolayısıyla senin de benim de bunu anlamamız biraz zor. Ancak çok fazla okuyarak, çok fazla tabii, tabii. Siz ne diyorsunuz ona emoji yap, employee yap, employee yaparak olur. Ya da endori. Empati o. Ha empati. Empati ha. Empati yaparak anlamak mümkün ama bu da mümkün değil çünkü bir ölümsüzün bir kendini bir ölümlünün yerine koyarak onun empatisine empati şey, duymaya çalışıyor. Ya ne kadar zor işimiz var. Ya hakikaten ya. Şimdi bak sen söyleyince şey oldum ben. Ömrüm kısaldı. Vallahi billahi yani. Ömrüm kısaldı. Şeytan kulağına kurşun. Hakikaten.
Ne sığmadım, bir şey oldu. Şey tam var mı sende? Yoksa sadece bir ihtiyaç mı? Bence bu kadar adını andığımıza göre yoktur. Çünkü insanlar bu türden iblisçe bir şeyin adını bu kadar rahat var olsa bu kadar rahat anmazlar. Anmazlar. Tabii. Var olmayan şeylerin adı bu kadar çok söylenir. Mesela cin, aman Allah falan diyor. Mesela cinler içinde üç harfli falan diyorlar. Mesela adını söyle. Cinler var mı sence? Cinler? Hmm. Var tabii. İyi, bunu duyduğuma sevindim. Tabii. O yüzden söylemeyeceksin adını. Evet. Yani güzel. Üç harfli dendiğine göre vardır. Vardır. Adını anıyorsan yoktur. Evet. Yani rahat rahat söylüyorsan yani, aslında korkulacak bir şeyi bu kadar böyle rahatsa, rahat rahat söylüyorsan benim bu fikrim tabii. Estağfurullah. O yoktur önemli. Yani. Çok önemli tabii senin fikirlerin bu anlamda. Ama yani inanç sistemlerine girdiğimizde ki bunlar inanç sistemlerinin ürünleri aslında. Tamamı. Tamamı. Evet. Şimdi şeytan zaten çok büyük bir ihtiyaç. Aşırı büyük bir ihtiyaç. Çünkü yani başka türlü sistemi ayakta tutmak mümkün değil. Yani. Duyucuğum yani bir çok basit bir sinema filminde bir televizyon dizisinde bile mutlaka bir şey, bir iyiliğin karşısına bir şeytan, bir şey koymadan şeytan çok büyük bir ihtiyaç. Çok. Yoksa hayat yaşanacak bir yer olur. Ben de evde mesela evde ihtiyaç duyduğum da oluyor benim mesela. Olur. Ama yani bence her insan kendine tapıyor. Büyük ihtimalle. Evet. Çünkü yani gördüğüm kadarıyla kaç insan varsa o kadar da inanç farklı inanç yani kategorize olarak aynı gözükse de her biri adeta bir insan seviyesine inmiş, birey seviyesine inmiş farklılıklar gösteriyor. Demek ki çok. Dolayısıyla da ki yani kendimden de biliyorum bütün narsistler kendine tapar yani. Evet. Tüm tanrılar da öyle. Tanrı zaten narsistik bir yapıdır yani. Zaten yapı tanrı üzerinden kuruluyorsa evet. Yapının narsistik olmama ihtimali var mı? Yok. Ki ben çok severim mesela. Sen ilgi sever misin abi? Hayır, nefret ederim. Ben tiksinirim de öyle sorayım dedim. Nefret ederim. Bazen ihtiyaç duyduğum oluyor. Ama. Olur. Bazen. Akşam herhalde uyumadan hemen önce. Yani işte. İyi gösterip o kahveyi yapıp getirecek birine. Her erkeğin ihtiyacı vardır. Bilmiyorum evet. Kadınlarla durumla empati yapamıyorum. Kadınlara ben de empati yapıyorum. Kahve getirmek gibi mi mesela? Hayır, kahvem gelsin. Kahvem gelsin, ihtiyacı var mı onlarda da? Ya susadım, suyum gelsin. Suyum gelsin var kadınlarda, var onu biliyorum. Bir şey var. Sizi düşün sonra. Kurucucuk mesela. Kadınlar kurucucuk yiyor mu ya? Benim bir tanıdığım var, yiyor yani neredeyse her akşam yiyor. Ha, o zaman yiyor yani. Yani yiyor olabilirler. Ama kurucucuk da yani kuru gitmez yani benim bildiğim ya. Benim öğrendiğim yani. Adı üstünde kuru.
Ne oldu? Hiçbir görmüyorum. Hiçbir görmüyorum. Şey tutar insan. Evet. Evet, evet. Yani bir amaç mıdır bilmiyorum ama yani. Yani amaç olması gerekmiyor. Zorlanmak kaygı içerir mi? Hı-hı. Değil mi? Zorlanan insanın kaygısı olmaz ki. Olmaz. Adam zorlanıyor çünkü. Adam zaten zorlanıyor. O da çok seksistsiniz yani, tebrik ederim. Estağfurullah, tabii ki her zaman. Yani, çok seksiz. Siz yeter ki isteyin yani, ben de seksizmin şeyi. Hani okyanus sonsuzluğu diyeyim. Tabii okyanus sonsuz bir şey değil ama. Değil ama o hissi verir. Evet yani o şeyi severim. Geniş olsun bir şey. Sende bir şey varsa o şey geniş olsun. Ufku bölen bir şey olmasın. Yani evet. Olsun. Yani böyle bir, evet. Bir gitsin yani. Ufuk olsun. Aynen öyle. Bence insanın hayal gücünü de kısıtlamayan, sınırlamayan bir şey. Evet, yani. Bir de yani boşluk her zaman doldurulma üzere var olmuş bir şey. Yani depresyon olabilir. Aslında depresyon da bir boşluk. Ama yer çekimi varsa. Yer çekimi var. Yer çekimi var. Ama yani boşluk doldurulmayı ister. Dolayısıyla yani insan zihni açısından konuşuyorum. Dolayısıyla da evet, yaratıcılığı tetikleyen bir argüman olarak kullanılabilir. Ama yani bence de çok gerek yok. Yani yaratıcı olmaya da çok gerek yok. Yorucu bir şey. Ya zorlanıyorsun işte yani. Evet. Tabii zorlanıyorsun. Daha doğrusu bana zorlanıyor musun diye sorduğumda evet derken onu söylemeye çalışıyordum. Yani şöyle evet, zorlanıyorum. Şöyle evet. Gerçek ya. Dünya dönmeseydi. Hı-hı. Kendi etrafında. Hı-hı. Ve başka şeylerin etrafında. Hı-hı. Yer çekimi olur muydu? Olurdu. Çünkü yer çekimi kütle çekimi. Dolayısıyla o büyük ihtimalle dünyanın çekirdeğinden kaynaklanan bir şey. Demir var yani, mıknatıs kafası diye düşünüyorum ben, ama bu doğru olmamalı yani, çünkü biz her ne kadar ıspanak yiyen canlılar olarak demir ihtiva etse de vücudumuz, o kadar da çekmez diye düşünüyorum yani arzın merkezi. Bize dolayısıyla bu dönüyor olmakla ve santrifüj etkisiyle. Tam onu söyleyecektim. İyi de olabilir. Yani bir o santrifüj etkisiyle oluşmuş bir çekim olamaz mı o yer çekimi dediğimiz şey? Çünkü öbür türlü uçar gidersin ya. MG yani. E eşittir MC kareydi değil mi? Evet. En son. E eşittir MC kare. Kütle MC momentum. M ve bir ort
kinetik. Bu karışık bir şey biraz yani bunun. Ama güzel değil mi? Bunu şu şeyden, şu ortaokuldan çıkan çocuklardan birine sorup hemen söylerim. Geçen gün BBC'de bir tane çok sevdiğim bir şarkı var. Yıllardır da duymadım. Eşittir MC Kare şarkının ismi. Onu çalacak spiker. Tamamen gitmiş ya. Bunu nasıl söyleyecek diye bekledim. Eşittir MC Kare'yi. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onluk, ben Kaan Çaydamlı. 2024'ün ikinci nüshasında Standart FM Acı Badem Merkez Stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Bugün hakikaten çok önemli konular üzerine yoğunlaştık ve devam ediyoruz. Biraz daha vaktimiz var. Hatta bir dinleyenimiz var. Önce ona bir merhaba diyelim. Bengüsü merhaba. Merhaba Bengüsü. Sesinizi kesik kesik alıyorum ben ama. Valla yani o herhalde telefonunuz neredeyse onunla ilgilidir. İyi akşamlar. Geçen birinci nüshada konuştuk sen dedin mi Bengüsü Adıyaman? Evet evet konuştuk. Şu deveyle Paris'e giden. Hayır, İspanya'ya giden. İspanya mıydı o ya? Paris nerede ki? Aa şey konuşmuştuk, Afrika'dan mı gittin, yukarıdan mı gittin? Paris nerede ki? Paris... Bizim adadan çık şeye, doğuya doğru. Hmm. Karşındaki ya. Karşındaki şeyin ortasında. İspanya'ya konuşuyor o zaman. İspanya'ya yakın tabii. İspanya'ya Paris çok yakın. Yani 500-600 kilometredir tahmin. Bir şey değil. Arabayla 5 saat. 5 saatte gidersin. Porsche ile 3,5 saatte indik. Kaç mı oldu? 90. Başka nerelere gittim Bengüsü? Daha nereye gideceksin ya sen? Dünyanın şeyini şey yapmışsın orada. Kültür şeylerini yani elden geçirmişsin. Prag niye gittin? Annemler gidiyordu. Ben de peşlerine takıldım yani öyle bir. Annenler entel dantel mi? Niye Prag gidiyorlar ki o zaman? Çok mu paraları var? Hayır, aslında çok yok. Ne olur artık çok para gerektirmiyor bizim zamanımızdaki gibi. Hayır ya, yani, o anlamda söylemedim. Hani o kadar çok param vardır ki bir de Prag'a gidelim ya der. O anlamda artık yani aradan çıksın anlamda. Aradan yani çıksın. Çünkü Prag'ı görmemek de hakikaten olacak. Hani gidersin işte bir selfie çekersin, evet, paylaşırsın. Zaten 4000 dolar değerinde. Evet. Gerçi ben hiç gitmedim Prag'a. Ben de gitmedim Prag'a. Yani Prag'dan geçtim ama. Üstünden geçmişimdir. Hı. Ben gerçi çok şey üstünden geçtim yani. Öyle bir yolu sayın. Çok hikayeler duydum öyle çok. Evet. Hikayeler duydum. Estağfurullah. Allah tamamını versin. Estağfurullah. Biz hikaye olsun diye yaşamıyoruz. Yaşadığımız için hikaye olmuş. Zaten hikayeler öyle ama yani muhakkak bir şeylerin üzerinden geçmişsin ki anlatılmış çünkü. Kesin. Yani yani bir hikaye, bir şeyin de hikaye olabilmesi için oradan sağ çıkmış birinin anlatması lazım. Gelip anlatması lazım. Ya, ama ben zaten bizi böceklerden ayıran şey de bu. Biz sağ bırakın. İşte, ya, sağ da bırakın. Gerekirse de sağ bırakırız anlamında. Yani.
Evet doğru. Ha. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani. Bir şey daha bugün kafam açıldı şu an benim. Estağfurullah. Bir tane daha içeyim şundan bak neler söylüyorum bak. Evet Bengisu. Nasıl buldun Pırağı? Yani güzeldi ama çok bir zaman geçti hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım böyle parça parça anılar var. Küçüktün tabii değil mi? Evet. Hala çok küçük Bengisu. 18 yaşında. Evet çok küçük. Evet. İlk 18 zordur ya. Ama geçer yani. Hı. Bir de zaman lineer bir şey değil. Yani zamanı çok fazla lineer algılıyor bu şey, ölümlüler. Çok ya çok karmaşık bir şeydir zaman yani. Gene sana bir soru soruyorum. Estağfurullah. Bu lafı geçtiği için ben de çok çok hazır cevap birisi değilimdir ama bilirsin yani. Yani taşı da yerine yapabilir, monte edebilir. Şöyle bir konuşmaydı hani tecrübe dediğimiz şey. Ya biz şimdi mesela şu yaptığımız şeyde tecrübeliyiz değil mi? Yani evet. Bir, yani. Bu zamanla mı ilgili? Yani bütün yapılacak yapılan her şeyle ilgili tecrübe zamanla mı ilgili gibi bir şey soruldu bana. Ayıptı söylemesi. Ben de tabii ki dedim. Tabii bu tür ampirik şeyleri formüle etmek çok mümkün değildir. Dolayısıyla biz bu tür sorulara ancak elimizde yeterli istatistik varsa ve bunları bir tabloya dönüştürebildiysek o tabloda sorduğunuz soruya, sorduğunuz duruma uygun düşen katsayıları kullanarak cevap verebiliriz. Yeterince açık olmuştur umarım. Yok, çok açık oldu. Yine eğer dünya yani üzerinde yaşadığımız gezegen kendi etrafında dönüyorsa ve bunun ki dönüyor onu söyleyeyim sana ki bunun bir periyodu varsa ki var. Var. Kadınların da var. O da zamanla ilgili bir şey. Dolayısıyla da bu üzerinde yaşadığımız gezegende olan biten her şey pası zamanla ilgili. Tabii sorabilirsin. Ya en sorabilir ama böyle en güzel diyebileceğimiz yaş anlamında. Yaş mı? O da zamanla ilgili. O da zamanla ilgili. Şimdi yani geriye doğru düşünürsem ben mesela 100. yaşımı hatırlıyorum. Çok daha gencim tabii. Evet, evet. Böyle çok coşkulu bir şeydi ama bu en güzel anlamında değil. Bence en güzel yaşlarım böyle 300'ler, 320'ler yani biraz böyle orta yaşın. Ama yani mesela en çok açlık hissettiğim dönemlerdi. Aynı dönemler. Aynı dönemler. Benim de üçüncü, iki, dördüncü 35. Yani 335'lere falan denk geliyor. İşte aşağı yukarı. Evet, yani aynı. Yani o şeyler, oralar. Evet. Oralar. Seks yaptın mı hiç? Hayır. Yapma zaten yani çünkü çok ben tavsiye edeceğimiz bir şey değil yani çok manasız bir şey. Bu kadar yani bu kadar amiyane evet. Bu kadar yani yani ilkel primitif çok. Acaba severim primitif şeyleri. Ben yani ben premierleri de severim mesela.
açılışları falan. Oo, bayılırım yani. Şu disko topu var şurada bir tane. Onun evet. Altında ne ışıklar yansıdı diyorsun. Ne filmler çevrilmiştir. Ne şeyler karardı. Evet. Dolayısıyla yani çok sana beylik bir şey vereyim. Cevap vereyim. Hani her yaşın kendine has güzel tarafları olmakla birlikte hani 30'dan önceki şeylerin pek hani şeysi olmaz yani. Yani bir yani normal insan ömründen bahsediyorum. Yani şey, ölümlülerden bahsediyorum. 30'lar, 35'ler mesela üçüncü defa terk edildikten sonra artık bir daha aşık olamam dediğin gün aşık olmak bu tadından yenmez. Hem böyle bir sevindirik olursun, ona hala daha aşık olabiliyorum demek ki. Ama bir taraftan da böyle tutuşursun yani lan yine. Yani bu bir örüntü yani. Biraz önce bahsettiğimiz zamansal şeylerin hepsi aslında bir örüntü. Siz ne diyorsunuz ona? Kurgu. Yok, örüntü daha çok bir tür döngü. Ya sarmalın içinde olmak. Ya da bir tür şey. Yani kaosun içindeki fraktal durumlara biz örüntü diyoruz. Daha yani çok basit anlat gerekirse. Çok basit oldu. Yani her zamanki gibi faydanız. Estağfurullah. Şeyinizden fazla diyor. Zararınızdan fazla diyor. Tabii. Öyle Bengisu. Kaos. Zaten yaşıyorsun yani kaos. Yaşadığın ama yaşadığın şey kaos zaten. Mühim olan yani kaosun içindeki o fraktal dokunuşları bulabilmek yani kaos. Çünkü kaos dediğimiz o devasa düzensizlik de bir düzenden tabii. İnşa ediliyor. Dolayısıyla hayattaki en bence acayip şey örüntü okuyabilmek. Eğer örüntüleri çözebiliyorsan, örüntüler okunmaz. Örüntüler. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe Standart FM. Hacı Badem Yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. 2024'ün bu ikinci misasında programımızın hemen sonuna geldik. Konuştuğumuz ana konuları neredeyse sağından sonundan toparladık. Evet, son bir dokunuşumuz kaldı. O da her zaman olduğu gibi yine sevgi denk katılımıyla tamamlanacak. Sezgi merhaba. Merhaba. Selimiye'de misin hala da? Evet, tekrar geldim. Ha, arada vazgeçtin yani Selimiye'den. Evet, hatta geçen Ankara'ya geçmiştim. Evet. Ankara'dan sonra epey bir yol yaptım. Sizin kadar 2200 yapamasam da. Ya niye döndün Selimiye'ye? Yine yaz kafası diye mi yoksa? Ya şöyle çok hava kokladım. Ankara, İstanbul, birkaç başka yer. Nisan'da kendimi burada buldum tekrar. Kürkçü dükkanına döndüm diyorsun. Yine bir Kürkçü dükkanı benim için biliyorsunuz yani seneden itibaren ama evet öyle oldu. Ama sen Mersin'den oraya geçtin bildiğim kadarıyla. En son siyah bir bikiniyle evet. Denizin içinden canlı yayına katılmıştın. Onu ben de hatırlıyorum. Çok erotikti yani.
Aşırı erotik bir yayın. Aşırı erotik bir yayındı. Evet. Bu sene de benzerleri yaşandı. Allah Allah. Evet. Bikini mi giyiyorsun? Genel evet. Yani iki parça. Mayo sevmiyorum. Aslında iki parçayı da sevmiyorum. Bir tek parça bikini oluyor mu ya? Ha. Üstsüz bikini oluyor. Bikini zaten bunun üstüne denmiyor mu? Öyle mi? Hiç giymediğim için mesela orada da empati yapamıyorum ben. Neydi o? Empati. Empati yapamıyorum. Ben hep üstsüz takılıyorum zaten. Ya ben hep şeydeyim ya. Mesela bikinimi çıkarttım dendiğinde yani, hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Yani uzun zaman oldu. Bikini niye çıkartılır ki? Yani tek bir amacı olabilir. Hadi diyelim ki birisi sana dedi ki bikinimi çıkarttım. Sen bundan ne anlarsın? Ben onu hatırlamaya çalışıyorum. Çok yani çok uzun zaman geçmiş olmalı abi. Sanırım Sezgi haklı. Yani bikinimi çıkarttım dediğinde ne var ne yok çıkarttım anlamına gelir. Hayır, ben tek parça dedim Mete. Mete altı mı üstü mü? Üstü. Tamam, ben de onu söylüyorum, itiraz ettiniz. Hayır, girdik. Benim kafam karıştı. Benim kafam zaten karışıktı. Kafam karışıktı, şey oldum şu an. Aynı siyah bikiniyi kullanıyor musun bu senede? Tabii ki kullanıyorum. Ama yeniler de siyah. Ha, genelde siyah kullanıyorsun. Evet. İyi, bence çok seksi. Ben de siyah beyazın da çok seksi olduğu söyleniyor. Ama ben katılmıyorum buna. Beyaz. Çok rahatsız edici. Yok, denedim. Çok rahatsız edici bence beyaz. Beyaz olduğu için mi? Yok. Neyi rahatsız etti? Fizikal. Rengi herhalde. Rengi, evet. Ya çok böyle bronz tenli kadınlarda çok hoşuma gitti. Burada sanırım bir beyaz modası da vardı bu sene gözlemlediğim kadarıyla. Denedim ama sevmedim ya beyazı. İyi yani, bence bir şey yok, sakıncası yok. Evet. Şey nasıl gidiyor peki? Seks hayatı nasıl gidiyor? Var mı bir hareket denmeyen yok, bir ben şey? Yok, biliyorsunuz erken PYT'liydim. Erken PYT'ydin sen de. Bunlar... Yok. Bir ara böyle bir kışın neydi bu ya falan gibi bir şey oldu. Evet, bazen oluyor. Bazen bana da oluyor mesela. Böyle bir sanki evet. Hani yeni bir şeymiş hissine kapı. O kadar zaman evet. Oldu ki böyle bir sonra diyorsun. Ha, hatırladım, bu. Evet. Ya bu böyle bir şeydi ya. Uf, aman. Tamam. Şey, direkt empati yaptım şu anda. Neydi abi o ya? Empati. Empati yaptım. Empati. Yani kaygısız bir şey bir taraftan, yani bir huzur hali var yani PYT. Kaygısız, temiz, hijyenik. Evet, yani. Aşırı sağlıklı. Çok sağlıklı. Kesinlikle. Okey. Orada mısın bu kış, yoksa yine bir hareket? Biraz daha buradayım ama şey böyle bir 20-25 gün sonra bir şey yapacağım, bir Olimpos Adrasan Geyik Bayırı'yla bir sonra tekrar buraya geleceğim. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ben de Cuma Adrasan'da olacağım. Bu Cuma? Evet, 2-3 günlüğüne. Canga'nın oradan denize bakmayı düşünüyorum. Tam zamanı be. Denize bakmak için mükemmel bir zaman. Çok iyi zaman. Mükemmel bir zaman. Gerçekten. Yani. Bir gün denk geleceğiz diye umuyorum yani. Böyle hep aynı yerlerde. Ama yanlış zamanlarda dolaşıyoruz. Belki de doğru zamanlarda dolaşıyoruz. Belki. Doğru.
Hatta bu yaz şeyde bile birkaç saatim geçti biliyor musunuz? Kordon İzmir. Hadi canım sen de. Bizim mekan tabii. Bir öyle birası gömüldü orada yani rahat 3-4. Evet. İyiymiş. Evet. İyi yaptı. Alt genellikle Borno. Bir de garzoniyer tuttum ben. Şeyde, ama yani şimdi PET'li olarak garzoniyer tutmak da çok şey işlevsiz bir şeymiş. Efendim ya. Hizmet etmiyor. Efendim? Evet, evet. Evet. Çok saçma bir hareket oldu yani ama yani ben hep özenirdim yani benim niye garsoniyerim yok diye. Evet. Bunun anahtarı nerede duruyor? Siz orada değilken. Osmanlı. Ay bildiğim iyi oldu. Öyle yani yani İzmir'e düşersem garsoniyer ihtiyacım falan olursa Bornova'da Osman'dan alabilirsin. Kadınlar da garsoniyer tutabiliyor mu sizce? Kadınlar hayır canım kadınlar. Eminim garson zaten erkekten oluyor. Erkekten oluyor. Fransızca'da öyle yani. Hostes? Hostes, hostes. Host'tan geliyor değil mi? Yani misafir. Mistress gibi. Yani mistress. Mis gibi. Hmm. İki S'li biten kadından oluşan. Nasıl? Kadınlar iki S'den mi oluşuyor? Fransızca'da öyle ya. İngilizce'de de. Ben de lisan olmadığı için ben biraz İtalyanca. Ben biraz Japonca. Çat patlı İspanyolca. Ben ecnebi değil bilmem de yapı olarak şey yapıyorum. Hmm. Hani herhalde öyledir diye. Gramer açıyor. Herhalde. Lingüistik gelişiyor. Öncesidir. Otelle hostun arası bir şey. Yani birisi şey yapmış. Cin fikirlilik yapmış. Bence. Evet. Sonra da Peru'da Meru'da bunu bir şey sanıp şey yap. Ahmet daha iyi bir durum. Manisa Bettik daha iyi bir durum. Dili olsa da anlatsa. Yani. Gerçi en son gördüğümde vardı dili. Konuşuyordu bayağı. Konuşuyordu bayağı. Sezgi ben sesini duyduğumuz çok aşırı memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkürler. Geçen salıyı kaçırmıştım. Bugün perşembe diye tekrar sonuna yetişsem de yine her zamanki gibi ama ben geç gelmeyi seviyorum. Biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet. Ben de öyle. Ama başaramam. Evet. Neyse bu perşembe günü birlikte olduğumuz için hakikaten evet. Ben de çok... Harika bir perşembe gecesiydi. Güzel perşembeydi. Mükemmel gerçekten. Sevgi görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum size. İyi geceler. Bakın son. Yüz yüze değilse de şey olarak tansiyon olarak tanıdığı bir insanla konuşması ne kadar o hafıza anı. Evet. Dediğimiz yere götürüyoruz. Evet. Bir şeyler hatırlamak onunla ilgili. Evet, daha dinleyenler kaybedenler kulübü burası. Kapçay Damlı 2024-2 ne oldu? Nüso'da bir perşembe gecesi yine sizlerle birlikteyiz. Acı Badem Standart FM Acı Badem merkez stüdyolarımızda, yeni stüdyolarımızda. Konuştuğumuz yer yer dağınık, yer yer çok yoğunlaşan, yer yer aşırı derinleşen ve sıkıcı.
bu toplamı yani bu iki saati dinlemektense hani özeti dinleyerek ki çok anlayışla karşılayabileceğim bir şey. Ben hep öyle yapıyorum. Ben de öyle yapıyorum gerçekten. Misyonumuz gereği Mete Amir özetliyor. Evet, bugün aslında eski bir atasözünden yola çıktık. Ne yapıyor? Yani santrifüj üzerinden yer çekimi ve zaman bağlamı üzerine yaklaşık 110 dakika kadar fikir yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Hafıza ve hatıra üzerine insan türünün bir zayıflık olarak hafızası. Tecrübeydi. Zaman